BBC Türkçe'nin hazırladığı Dünya Ekonomisi ile karşınızdayız. Ben Güney Yıldız. Küresel ekonomi ve mali piyasalardaki gelişmelerden derlediğimiz programımızda günün başlıkları şöyle. İngiltere'de telefon dinleme skandalıyla sarsılan News Corporation ikinci çeyrek dönem sonuçlarını açıklıyor. İran'a uygulanan yaptırımları çiğnediği iddialarından dolayı hisseleri büyük düşüş kaydeden Standard Chartered'ı gelecekte ne bekliyor? Bankanın hisseleri toparlanma eğilimi gösterirken iddialar yatırımcıları etkileyecek mi? Kuraklık küresel gıda fiyatlarının da artmasına neden oluyor. Rus çiftçiler daha iyi fiyat umuduyla ürünlerini satmak yerine stokta bekletmeyi tercih ediyor. Laos'ta dünyanın en büyük nehirlerinden Mekong üzerine inşa edilecek barajlar büyük tartışma yarattı. Rupert Murdoch'un sahibi olduğu küresel medya devi News Corporation bugün ABD'de satışların kapanmasının ardından ikinci çeyrek dönem sonuçlarını açıklayacak. Uzmanlar şirketin gelirinin geçen seneyle kıyaslandığında düşeceğini tahmin ediyorlar. Ancak asıl merakla beklenen şirketin biri film ve televizyon alanında, diğeri yayıncılık alanında iki ayrı şirkete bölünme planı ile ilgili vereceği karar. News Corporation'ın bu planı şirketin İngiliz gazetelerinde yaşanan telefon dinleme skandalının ardından gelmişti. İngiliz medya devi Rupert Murdoch hala telefon dinleme skandalı ile boğuşuyor. Şirketin İngiltere'deki patronlarından Rebecca Brooks da dahil olmak üzere üst düzey yöneticilerin yargılamaları hala devam ediyor. Şirkete bir darbe de dün İngiltere Kilisesi'nden geldi. Kilise, News Corporation'ın telefon dinleme skandalının ardından yeterince reforma gitmediğini söyleyerek hisselerini sattı. Ancak şirketin Amerika'daki yatırımcıları bu etik kaygıları pek taşımıyor gibi. Geçen sene içinde yaşanan skandallara rağmen şirketin hisseleri son 52 hafta içindeki en yüksek fiyatına çıktı. News Corporation para kazanmak istiyor ve yatırımcıların hoşuna giden de bu. Şirketin dünya çapında çok değerli hisseleri var. Bu değerli hisseler arasında gazeteleri saymak pek mümkün değil. News Corporation'ın Amerika'da yayınlanan gazeteleri arasında New York Post ve Wall Street Journal var. Gazeteleri şirketin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor ve ne kadar büyük bir siyasi etkisi olduğunu. Ancak kar ve zarar açısından bakıldığında şirketin diğer medya yatırımlarına kıyasla gazetelerden edindiği kazan çok küçük. Şirketin karının ve gelirinin büyük bir kısmı Fox Televizyonu ve Fox Film Stüdyosu'ndan geliyor. Ancak sinema bileti satışlarına bakıldığında bunda da düşüş yaşandığı görülüyor. Örneğin Abraham Lincoln Vampir Avcısı filminde olduğu gibi. Bu düşüşlere rağmen eski medya devi News Corporation, yenilerle karşılaştırıldığında hala güvenilir bir yatırım alanı olduğunu söylüyor. Fox yayıncılık 3 hafta içinde reklam gelirinden 2 milyar dolar kazandı. Bu Facebook'un bir yılda kazandığından daha fazla ve yatırımcılar da bunu görüyor. İngiltere'de yaşanan telefon dinleme skandalı ile sarsılan News Corporation'ın biri film ve televizyon alanında, diğeri yayıncılık alanında olmak üzere iki ayrı şirkete bölünmesi bekleniyor. Ancak yatırımcılar News Corporation'ın nihayetinde hala iyi gelir getirdiğini düşünüyor. İran'a uygulanan yaptırımları çiğnediği iddialarından dolayı dün borsalarda değer kaybeden Standard Chartered'ın hisseleri bugün açılış seanslarında yeniden değer kazanmaya başladı. İddiaların özellikle Asya'daki yatırımcıları fazla etkilemediği söylentileri dolaşsa da raporun kendisine hem Amerika Birleşik Devletleri'ndeki federal yetkililer hem de İngiliz meslektaşları tarafından verilen tepkiler artıyor. Connect with the bank that's been connecting Asia, Africa and the Middle East for 150 years. Standard Chartered Bank. Standard Chartered'ın bu reklamı, bankanın ağırlıklı olarak Asya, Afrika ve Orta Doğu'daki yatırımları birbirine bağladığını söylüyor. İronik bir şekilde bankanın Orta Doğu'daki bağlarından biri şimdi başını oldukça ağrıtıyor. Bankanın dün Amerika'daki New York banka denetçileri tarafından İran'a yönelik yaptırımları çiğnemekle suçlanması gündemin bir numaralı olayı olmuştu. İddiaya göre Standard Chartered 10 yıldan fazla bir süredir İran ile yaptığı 250 milyar doları aşkın 60 bin para işlemini gizlemişti. Standard Chartered ise yaptığı bir açıklamada suçlamaları şiddetle reddettiğini ve raporun içeriğinin doğruları yansıtmadığını söyledi. Bugün Reuters haber ajansı New York Eyaleti Finans Hizmetleri Departmanı'nın başında bulunan Benjamin Lowski'nin yönelttiği suçlamalardan önceden haberleri olmamış olduğundan Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı ve Amerika Merkez Bankası'nın rapora sinirlendiğini aktarıyor. Raporun İngiltere'ye karşı yazıldığı ve Londra'nın finans merkezi statüsünü zayıflatma amacı güttüğünü düşünen İngiliz yetkililerin iddiaları tepkileri de ağır oldu.
Önce Londra Belediye Başkanı Boris Johnson, ardından da İngiltere Parlamentosu'nun Finans Komitesi'nde bulunan John Mann, bu raporun dünyanın ticaret merkezi olma özelliğinin Londra'dan New York'a çekme çabalarının göstergesi olduğunu iddia etti. Mann ayrıca Washington'ın Amerika'daki bankacılık sorunları yerine İngiltere'deki bankacılık sorunlarına aşırı fazla dikkat çektiğini, İngiltere karşıtlığı olarak adlandırdığı bu durumunda parlamento tarafından araştırılması gerektiğini savundu. Raporun içeriği, nedenleri ve sonuçları tartışıldığı sırada New York eyalet yetkilileri tarafından kara para aklamakla suçlanan Standard Chartered'ın eyalette işlem yapma ruhsatının iptal edilme olasılığı dün borsada bankanın 17 milyar dolar değer kaybetmesine neden oldu. Bugün açılış seansında ise tam tersi söz konusuydu. Bankanın hisseleri dün %16 değer kaybettikten sonra bugün günün başlarında %8 değer kazandı. Borsa simsarları bu durumun yatırımcıların bankayla ilgili kötü haberleri kabullendiğini ve yola devam ettiğini gösterdiğini söylüyor. Ama bu gelişmeler sadece Amerika ve İngiltere'yi etkilemiyor. Uluslararası bir banka olması sebebiyle Standard Chartered'ın yaptığı işlerin 2/3'ü Asya'dan geliyor. Asian Banker'dan Emmanuel Daniel'a bu gelişmelerin bankanın Asya'daki yatırımlarını etkileyip etkilemeyeceğini sorduk. Aslında hayır. Bankaların günümüzde bulundukları ülkelerin yerel sistemlerine bağlanması gerekiyor. Standard Chartered'ın durumunda banka Hong Kong'daki ve yatırım yaptığı diğer ülkelerdeki yerel sistemlere bağlı. Böylece bankayla çalışan firmaları Amerika'da olanlardan uzak tutmak mümkün. Uzak Asya'da yayınlanan bazı gazeteler Standard Chartered'ın kara para akladığından dolayı 700 milyon dolar ceza ödemeye mahkum edilebileceğini iddia ediyor. Bunun doğrulanması durumunda bu para Amerika Senatosu'nun HSBC Bankası'nın uyuşturucu çetelerine Amerikan bankacılık sistemine giriş sağladığını açıklamasıyla bankanın cezaları ödeyebilmesi için bir yana ayırdığı miktara eşit olacak. Bugüne kadar aralarında Credit Suisse, Barclays, Lloyd ve ABN AMRO'nun da bulunduğu diğer bankalarda ambargo uygulanan ülkeler adına bankacılık işlemleri gerçekleştirmekten dolayı cezalandırılmıştı. Kuraklık gıda fiyatlarının artmasına neden oluyor. Amerika Birleşik Devletleri geçen hafta 12 eyaleti felaket bölgesi ilan etmiş, gıda fiyatlarının artacağı uyarısında bulunmuştu. Rusya ise yaz yağmurları sayesinde 2 yıl öncesine göre daha verimli bir dönem geçiriyor. Ancak Rus çiftçiler fiyatların daha da artabileceği umuduyla ürünlerini satmak yerine stokta bekletmeyi tercih ediyor. Artan gıda fiyatları kimi ülkeler için daha fazla gelir anlamına gelirken, yoksullukla boğuşan ülkeler için ise açlığa saplanmak anlamına geliyor. Kuraklık Rusya'daki buğday tarlalarına zarar veriyor. 2 sene önceki kadar kötü olmasa da bu yıl ülkede buğday ekili alanların yalnızca yarısından verim alınabiliyor. Dolayısıyla gıda fiyatları da giderek artıyor. Hükümetin kurduğu bir komisyon kuraklığa karşı nasıl önlemler alınması gerektiğini araştırıyor. Değerlendirilen seçenekler arasında tahıl ürünlerinin ihracat piyasasından çekilmesi de yer alıyor. Üreticiler ise fiyatların daha da artabileceği umuduyla ürünlerini satmak yerine stokta tutmayı tercih ediyor. Şimdi hasat zamanı. Tahılları stokta bekletiyoruz. Fiyatlar artıyor. Ekinleri toplayıp biriktiriyoruz. Satmak için daha iyi fiyatlar bekliyoruz. Küresel gıda fiyatları ve enflasyona olan etkileri henüz net olarak bilinmese de gıda sektörünün gözü hava durumu raporları ve son emtia fiyatlarında. Birleşmiş Milletler geçmişte Somali ve Mısır'da yaşanan kıtlığın tekrarlanmasından endişe ediyor. Bazı Afrika ülkeleri gıda vergisini kaldırdı. Hindistan da hayvan yemlerinin tükendiği uyarısında bulunurken hükümetin destek olabileceğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı'nın geçen cuma yayımladığı raporda kuraklık nedeniyle 12 eyalette 200'den fazla viyalet felaket bölgesi ilan edildi. Bakanlığın verilerine göre soya fasulye üretimi %37 düşüş kaydederken hasat 1987 yılından bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Nevada eyaletindeki bu mısır tarlasında rekolte oranları da kuraklık nedeniyle 3/4 geriledi. Emtia fiyatlarını yakından takip eden isimlerden biri de gazeteci Ian Hart. Amerika'daki soya fasulye üretimlerinde durumun ne olacağını yakından izlemeliyiz. Örneğin Rusya'nın bu